Herkese yeniden selamlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere gene harika bir çay tarifi vereceğim. Bu çay sizi hem zayıflatacak, yağ yakımınızı aşırı derecede hızlandıracak, öksüre, bronşite gerçekten birebir e, şurup niyetinde. Sadece tek bir malzemeyle bunların hepsini nasıl yapabiliyoruz? Hemen gelin, videoya geçelim. Evet şu anda da tam mevsimi arkadaşlar. Bu çayı kışın rahatlıkla yapabilirsiniz. Şifası kabuğunda dediğimiz bir meyve. Bu meyvenin kabuğunu kullanacağız. Görüyorsunuz e, mandalina kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz mandalinayı kıştan kabuklarını kurutup yazın da bu çayı kullanabilirsiniz. Gerçekten aşırı derecede şifalı, faydalı ve zayıflamaya etkili e, etkisi olacak bir çay. Ve içerisinde e, vitamin barındırıyor. Görüyorsunuz e, şöyle kabuklarını iyice yıkıyorum. E, arındırmak için hatta kimyasallarından bıçak yardımıyla kazıyarak iyice temizlenmesini sağlıyorsunuz. Yıkandıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Şurada gördüğünüz beyaz şeyler var ya bunlar lifleri arkadaşlar. Bunları kesinlikle mandalini yerken de asla atmayın. Asıl vitaminleri burada bu liflerini koparıp çayımızın içerisine atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz mandalina kabuklarımı ince ince doğrarken ben de size bir yandan bu çayı nasıl kullanmanız gerekiyor, sizi nasıl zayıflatıyor, öksürüğe nasıl şifası var hemen onlara geçeyim anlatmaya başlayacağım. İlk olarak bize bir adet mandalina lazım demiştik ve kaynar suya ihtiyacımız var. Görüyorsunuz şurada kaynar suyum var. İçerisine atacağım mandalina kabuklarımı. Aynı zamanda içerisinde bulunduğu bir maddeden dolayı da kansere karşı bile çok fazla etkileri olduğu biliniyor mandalina kabuğunun. Aynı zamanda kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı oluyor. Hazımsızlığınızı azaltıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Bağırsakların gerçekten dostu diyebileceğimiz bir çay bu. Bu meyvenin suyunu içmekten 20 kat daha güçlü arkadaşlar kabuğundaki bu çayı içmek. Böyle kaynar bir suyun içerisine kabuklarımı atıyorum ve 5 dakika boyunca demlendireceğim. Ve şurası çok önemli. Bu tarz uçucu içerisinde uçucu yağları barındıran çayları denmediğiniz zaman mutlaka üstünü kapatın. Çayın vitamini gitmesin. Bütün vitamini içinde kalsın. Bu şekilde 5 dakika boyunca bekliyoruz. Kan şekerinizi dengeliyor arkadaşlar bu arada. Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için mutlaka sık sık tüketmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle mandalina kabuğundan yapılan çaylar iç organlarınızın e, sağlığını korumakta gerçekten çok büyük bir rol oynuyor. Şöyle göstereyim size Bardağıma alacağım çayım demlendi. Günde iki fincan içebilirsiniz arkadaşlar kullanırken öğün araları size kalmış. Ben sabahları e, bir bardak aç karnına içiyorum ve diğer bir çayımı da e, gece yatmadan bir saat önce iki saat önce fark etmiyor o şekilde kullanıyorum. Her zaman da söylediğim gibi yediklerinize de dikkat ederek e, sağlıklı gıdalar tüketerek ve bol bol hareket edip e, bol bol da su içerek gerçekten e, bunun da çok fazla etkisini göreceksinizdir. Evet tarifimiz buraya kadardı. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.